Doğrusu işçi ve Bağkur emeklilerinin gündemine. Enflasyon farkı 3 ayın 3'ünde 3 Ocak'taydı. TÜİK'in enflasyon Aralık enflasyonunu açıklamasıyla birlikte netleşti. Tablo şu. Memur ve memur emeklisine 49,25, işçi ve Bağkur emeklisine 37,5 oranında zam yapılacak. Bu alttaki enflasyon farkı, üstte sözleşme var zaten. O ayrı bir husus. Fakat işçi ve Bağkur emeklileri eşitlenmek istiyorlar yukarıyla. Yani aradaki 12 puanlık farkın kapatılmasını bekliyorlar. Erdoğan'ın da bu yönde iyi bir haber vermesine dair güçlü bir beklenti var emeklilerde. Kamuoyunda da var. Bakanlar Kurulu toplantısı yapılacaktı evvelsi gün. Fakat o toplantının yapılmayacağı ortaya çıktı. Erdoğan işte dün bir toplantıya katılacaktı. O toplantıya katılmadı. Bu meseleyle ilgili mecliste bir yasal düzenleme yapılması gerekiyor ama meclis 16 Ocak'a kadar kapalı, 16 Ocak'ta çalışmaya başlayacak. 31 Mart'ta da seçim var. Seçimden evvel Erdoğan'ın bu beklentiyi karşılayacağına kesin gözüyle bakılıyor. EYT ile ilgili laflarını hatırlayın Cumhurbaşkanı'nın. Seçimi kaybedeceğimi bilsem EYT'yi yine çıkarmam demişti ama çıkardı. Çünkü sandık gerçeğin ne olduğunu söylüyor vesaire. Ama bu haber bir türlü gelmiyor. Ben hala geleceğini düşünüyorum. Yani Bakanlar Kurulu toplantısında bu hafta olmazsa gelecek hafta ya da sonraki hafta bu mesele ele alınacaktır ve aradaki fark kapatılacaktır. Cumhurbaşkanı işçi ve Bağkur emeklilerine beklediği haberi verecektir. Mecliste de hızla bir yasal düzenleme yapılır. Ocak ayı olmasa bile Şubat ayında 12 puanlık farkın yansıtıldığı maaşlar verilir. Ocak içinde fark ödenir emeklilere. Emeklilerin esas gündemi bu. 12 puanlık fark ne olacak? Buna ilişkin hala iktidardan gelen bir haber yok. Bu arada Mehmet Şimşek'in, Hazine ve Maliye Bakanı'nın bu 12 puanlık farkın emeklilere ödenmesine itiraz ettiği haberleri de geliyor. Kulis haberleri. Yani işte biz ekonomiyi düzeltmeye çalışıyoruz. Bir denge tutturmaya, bir mali disiplin kurmaya çalışıyoruz. Eğer 12 puanlık fark ödenirse emeklilere bu bizim planlarımızı sekteye uğratır dediği söyleniyor. Buna mukabil Çalışma Bakanlığı'nın hayır bu fark kapatılmalı, işçi ve Bağkur emeklilerine verilmeli dediği, tavrının bu olduğu da konuşuluyor. Kanaatimi tekrar söylüyorum. Bence bu fark kapatılacak. Şurada 2 ay sonra, 2,5 ay sonra seçim var. Emekliler sandığa bununla gitmezler. Erdoğan da bunu istemez zaten. Şimdi 12 puanlık fark 10 bin lira maaş alıyorsanız 1200 lira yapar. 1200 lira. Kimileri için para değil. Yani bir akşam yemeği parası bile değil. Ama işte aldığınız ekmeğin kaç para yaptığını falan hesaplıyorsanız 1200 lira da büyük para. Büyük para. Çok önemli bir para. En azından çocuğun okul masrafını hani bir kısmını karşılar. En azından onu düşürmüş olursunuz hesap cetvelinden. Önemli. Çünkü ekonomi kötü. Hayat pahalılığı derdimiz var. Fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyon %65'e kadar çıkmış durumda TÜİK'e göre bile. Bir de bunun üzerine memlekette işsizlik artıyor. TÜİK bugün işsizlik verilerini açıkladı. Kasım 2023'te